Seans başlamak üzere. Hazırlıkları yaptık. Ses sesi beni görebileceğiniz şekilde şuraya koydum. Umuyorum görüyordur. Radyomuz klasik AM'de şu an. Boş bir frekansa sarıyor. Elektromanyetik frekans cihazı elimde. Oda sıcaklığımız 37,5. Kısa bir hikaye. Daha önce burada seans yapmıştık. Fakat bu rahatsızlık değil de bir varlığını hissettirme hareketliliği diye adlandırdık. Yani derak ekibimiz işaret ettik. Öyle düşündük. Ve bunun hikayesi de şöyle geliyor. Daha önce burada çok sevilen, yıllarca yaşayan, yaşlılığa yakın bir yaşta, Hastalıktan. hastalıktan dolayı yıllarını burada geçiren bir kedicik var. Hayvanlar da bu İletişime paranormal bağlıydı. aktivite dediğimiz aktivitede hareketli gösterebiliyorlar. Bunun çalışması psikoloji alanında yapılmıştı ve ilk dünyada. Yanlış hatırlamıyorsam birbirine 14-15 hayvan İki vardı. bölümdü. 4-5 hayvan Bir 4-5 dışarıda. hayvan Evet, vardı, evet. içinde kedi, köpek vesaire Yine gibi. çok sevilen evcil Zaten hayvanlardı. bu çalışmaya da ben acaba mı derken konuşması geçti işte. Kaç ay sonra karşımıza çıktı. Çok sevindik, izledik ve başarılı bulduk çalışmayı. Tamamen realite, bir realite olması psikoloji alanında ne işi var? Dün değil bir gece önce benim uyurken parmağımla şu yüzük parmağımın O konuya arasında geleceğim. Hemen söylemeseydin. demek. Sürpriz olsaydı. Yani izleme olsaydı. Şimdi buradaki hikayemiz, bu hayvan burada hayatını kaybediyor. Sahibi şu an seansta karşımıza oturuyor. Siz görmüyorsunuz. Aramız 2 metre. O kısmı dinlemek istedi. Çünkü çok özlemiş hayvanını. O da birkaç aktivite tanık geliyor. Derken burada birkaç hareketli biz de yaşadık. Fakat hareketliliklerden öncesi dediği gibi daha bir gün önce parmağını Dün değil sürtük ondan sürtük öncesi. çıktıydı. Yalamış 2 gün önce. Bıyıklarını da çıktı. Ve sert bıyıkları vardı. Ya kedi ya köpek dedi. Kedi olduğunu uyandık aynı anda. Sert bıyık. Peki sıçramanı falan sen şahit oldun. Evet Ben evet uyuyordum. sıçradı. Ne oldu dedim. Bir şey elime alalım diye böyle ürpererek uyandı. Anladım ben. Çünkü arkadaş da demişti böyle böyle. Gecenin bir yarısı sorduğun soruyu Aktivite oluyor. söylesene. Bir fıtık. Çünkü burada köpekler de var. Acaba mı Tabii diye. kedi var, köpek var, var yani Ama ama köpekler yoktu. bir köpek dili olsaydı kocaman bir dil olurdu. Yumuşak olurdu. Olmaz en başta. Ve Kediydi. narin olur. Kedi ne kadar narin olursa olsun maalesef dilleri tırtıklı olduğu için o tırtıklığı hissedersin. O Ve yüzden bir dolayı ıslaklık da vardı. Yani evet, kedi gibi ıslaklık çok muzur bir hayvan değil. Yapar ve mıydı böyle bir çok şey? O. hoppa şımarık bir hayvanmış karakteristik Böyle şeyler olarak. yapar mıydı? Eğlenceyi seven bir hayvanmış. Müzik yaparmış böyle çeşitli hareketleri varmış. Resmen onu anlattığını söyledi. O da çok etkilenmiş. Küçük aktivitelerden sonra. Dedik seans yapalım. Bu sefer kendisi tutulmak istedi. Hemen başlıyorum. Uzatmayayım. Hikayeyi O anladım. zaman tamam mı? Lambayı kapatalım. Gece görüşe geçelim. Birazdan gece görüşü lambamız yanacak. Bekliyorum. Bu arada göstereyim. MF'yi de aktif halde görün. Yani gece görüşe geçti. Şimdi görüntü gelmiştir. Gelmek üzeredir. Evet. Az sohbet, az konuşma, bol soru, bol bekleme yapacağız. Sessizlik hakim olacak. Ruhlar aleminden bizi duyan ya da gören var mı? Bu arada bu evde ikinci seansımız. İlk seans çok sessiz. Ruhlar aleminden bizi duyan ya da gören birileri var mı? Bu odada yaşayan, bu odada aktivite gösteren, hareketliliği gösteren sen misin? Burada mısın? Dur. Adını söyleyeyim. Şey söyleyeceğim. Pumba. 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 Ruhlar aleminden Pumba. Kedinin ismi. Bu bir deney. Bir defa bir hayvanla iletişim deneyeceğiz. Ve mezarda şu camın dibinde. Hemen camın dibinde de mezar var. Hayvanlar alemi. Ruhlar alemi. Pumba bizimle mi şu an? Burada mı? Ruhlar aleminden bizi gören ya da duyan Pumba burada mı? Buradan ayrılamıyor musun? Burayı sahiplendin mi? Annesi. Kendi. Yine aynı şeyi söyledi. Tüylerim diken diken oldu. Bu ne demek ya? Burada bunu söylüyor. Evet, ikinciye söylüyor. Kendall Duyuyorum. sen misin?
Kendi al, seninle mi konuşuyorum? Şeyi İlk kez, ikinci defa bir ismi, ikinci seansta üst üste ilk seans ve ikinci seansta aynı ismi duyduk. arkadaşım sana bir şey ifade ediyorsa söyle. Kendi al. Yukarıdaki yerleşim yerinde mi yaşıyordun? Hayatın burada mı geçti? Kendal burada mısın? Gidelim. Kızım. Tamam. Pumba. Pumba. Bak sana ait bir tasma var. Annen bunu saklıyor. 2 gün önce geldiğini biliyorum. Annene burada olduğunu göster. Varlığını hissettir. Pumba'ya. Biz iletişime açığız. Bu evde 2 kere senin sesini duyduk. Klima yaktım arkadaşlar, sıcak oda. Kendall, şu an görüşmek istediğimiz Pumba senin yanında mı? Evet. Böyle bir şey mi var aralarında? Kendall, Pumba yanında mı? Şimdi onu ses yapmayacak şekilde bir yere koyuyoruz. Hiçbirimizin değmeyeceği bir nokta sehpanın üzerine koyduk. Siz kayıtta görüyorsunuz. Karanlık şu an. Ben yarım yamalak görüyorum ama. Bakalım aktivite olacak mı? Böyle şeyleri severler. Engin. Duydun mu? Duydum. Belirlemedim. Hala oynuyor. Belirlemedim. Hala oynuyor. Yine oynadı. Duydun Onun mu? üzerine bir daha oynadı. Evet. Kapını gördüm. Tumba burada mısın? Tahrik etmiyoruz. Sadece Pumba ile konuşmak istiyoruz. Pumba burada mı? Tasmaya dokundun mu? Kameraya çıktın. Tabii ki çıkmıştır. Görüyordur orasını. Sefa'yı görüyordu ama. Kayıtta mıyız orada? Gece görüşte. Pumba! Bizimle konuşabilirsin. İletişime geçebilirsin. Dokunabilirsin bize. O tartmaya tekrar dokunabilirsin. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şunu söyle. Kumbacım, özür dilerim. Kurtaramadım. Evet. Sahil bu konuda çok duygusal ve hasta taklı olarak her hayvan sever gibi, güzel gibi. Hastalıktan dolayı kaybettiğini ve yardımcı olamadığını düşünüyor. Vicdanen rahatsız ediyor kendini. Fakat elinden geleni yapmış arkadaşlar. O yetersiz buluyor kendini. Korumuş bundan ibaret. Fakat amaç burada bir iletişim olabilir mi? O anne ve çocuk gibi düşünüyor. Hani aralarında bir bağ kurabilir miyiz? Buna birçok fikir de geliyor özellikle bir yandan. İşte annemi babamı kaybettim, babamı kaybettim gibi. Aslında böyle bir şeyi bir hayvan ruhu üzerinden deneyebiliyoruz mu? Oluyor mu? Testim. Çok önemli bir yayın aslında. Ruhlar aleminden Kendall. Pumba şu an yanında mı? O tatmayı sen mi oynattın? Pumba mı? Şurada bir tuhaf hissettim şu anda. Evet. Benim. Ben de tam göz kısmındayız. 35,7 oda sıcaklığını teyit ederim. Ruhlar aleminden Kendall. İletişim kurmak mı istiyorsun? Soru cevabı yapalım mı? Sana birkaç soru sorabilir miyim? Çok yankılı. Hayatını kaybeden kedi Pumba şu an yanında mı?
Veya onunla iletişim kurabiliyor musun? Veya biz kurabilir miyiz? Gideceğim ama şu an değil. Ne dedi? Dinleyelim sen. Dinleyelim. Son söylediğim. Ben konuşurken sizin bahsediyorum. Tamam. Soru cevabı yapalım mı? Şurada mı? En son. En son. Değilim mi? Evet, tamam, ne yapalım, değilim gibi geldi bana. Kendal, bu topraklarda mı yaşadın? Burada bir kapı mı var? Ama Kendal burada. Güzel bir şey yok. Böyle bulmuşsun mu acaba? Nasıl olabilir? Doğru da olabilir. Doğru, öğrenmeye çalışıyoruz. Kendal! Yatın daha var. Ne? Uzun ne söyledi? Uzun uzun. Dinleyelim mi? Anlamaya çalışıyorum. Kendal! Yakındalar. Yakındalar. Ne kadar yakınındalar? Yakındalar. Ne kadar yakınındalar? Şu an bu odada mılar? Şu an Pumba burada mı? Görebilir miyiz seni? Hadi annene kendini göster. Hadi Pumba gel. Serhat. Şu an benim yanımda kim var? İsmini söyle. Kendal mı? Pumba mı? Evet. 34.3'e kadar düştüm ben de. Yani klima tabii ki etkiliyor. Ama normalde klima aktif. 35-35-7. Bir derece. Açık şu an. Şu an 34.2'ye kadar, 34.1'e kadar indi. Yani 35.2'ye kadar indi. Çok acayip, çok acayip bir şey söyledi. Tepki aynı anda geçti. Evet. Daha sonra. Şu an benim yanımda kim var? Benim. Benim dedi. Ama kimsin? Pumba, sen misin? Pumba. Pumba, burada mısın? Anneciğim. Serhat. Pumba, yanıma gelebilirsin. Olacak. Gel oğlum. Gel anne. Gel bize. Anne dedim çok özledim seni. Hadi gel. Yaşayacağım.
Bulunduğun ortamı bize dinletir misin? Ya da en mutlu anını. Bizi en mutlu anını dinletir misin? Al geriye, dinliyoruz. Peki, frekansı yakaladık, dinlemiyorum, bekle. Çok zor tutuyor iletişim, bak. Kuş seslerini duydun ama değil mi? Kuş sesleri vardı. Sessizlik. Adapte olalım ki dinleyelim. Çünkü bağlanıp yakalıyor ya. Yani. Ve zor konuşuyor. Müzikle bir şey dedi. En sevdiği şey. Öbür evi seviyorum baba. Burayı sevmedim. Yavrum dedi. Yavrum. Ben yoğunlaşıyorum. Bu kayıtta kuş seslerini mutlaka dinle. Ah Kubo, bir kere gelmedin bana. Kıra gibi. Öyle mi? Kız kırık vardı. Evet. Duydun mu? Değişik kız kırık. Yani boğazdan bir şey kaçar da ses yaparlar ya. Öyle bir ses çıktı. Duydun mu? Bize sesini duyur. Bunu seni duyduk. Geçen gün miyavlarken. Evde miyavlayan sen misin? Sesini duyurmak isteyen. Sesleri geliyor. İlk defa. Bana cevap ver. Dinle, önemli bu. Niçin sürekli gitmemizi istiyorsun? Tekrar dinle. Lütfen kulağımı dinle. O filyan gibi bir şey söylüyor. Filyan mı? Evet. Bir şey buradan mı? Evet. Şimdi ben size söyleyeyim. Tabii. Ben buradayım diye belki bir şey oldu. Yok. Daha önce denedik. Tamam biliyorum. Etkileniyorlar evet. Evet. Ama ses evet, olmuyor. Ben burada bir şey ben bir tek şey söyleyeceğim. Oğlum. Beni duyuyorsun. Unutma bakalım. Arkadaşlar. Lütfen. Dedim. Düzüm gördüm.
Onunla konuş. Edemiyorum ki. Gözüm gözüm. Çok özledim. Ne olmadı? Olmadı. Çok özledim oğlum. Devam et. Annem ben seni bırakır mıyım? Anneciğim. Kızım, ben seni bırakıp gider miyim? Ben seni ne olacağım buradan giderken? Seni düşünmedim bir gün yok. Özlemedim bir gün yok. Neler yaptım seni yaşatasın diye ama olmadı. Özür dilerim. Kabul ederim. Kabul ederim. Evet, bir iki şey olsun. Tepki verdi, kabul dedi. Olmadı. Devam ediyor bu arada. Bağlı şu an. Hissediyorum ben. Yaşayan bir dedi gerçekten. Özür dilerim. Özür dilerim annem. Son bir şey söylemek ister misin? Geri gel be Pumba. Hadi geri gel oğlum. Oğlum seni deliler gibi aradım. Her hayvana baktım, her kediye baktım seni görmek için. Geri gel ya. Kumba Atlas seni görebiliyor. Atlas seni çok özledi. Dinle frekansı. Eyyemi dinle. Radyo etkiliyor. Atlas, burada. Atlas seni bak. Çok özledi. Atlas seni burada şu an. Geliyor geriye. Sehpaya çok yakın şu an. Bu bölgede. Eyyem etkileniyor. Elektromanyetik frekans ağzıyla etkilenmiyor fakat eyyem etkileniyor. Şu an burada olduğunu biliyoruz. Bir şeyleri hareket ettirebilir misin? Pumba. Frekans yıkalı. Ve. Sabit bir frekans yıkalı. Ve. Sürekli ve, burada. Bir şey dedi. Evet. Mi? Fısıldıyor sürekli. Bir şey dedi. Evet fısıldıyor. Çok alttan bir şey dedi. Real ses. Deneyeceğiz. Bu real ses. Cihazlar bir sıkı var. Hayır ilk defa böyle bir şey duydum. Çok çok net duydum. Evet. Altı. Kulağıma fısıldadı ve altı. Ben duydum. Altı ama odada bir altı. Yani ben duydum. Sadece anlayamadım. Kulağım. Denizdeyim başka cihazı mı? Yüzüm göz. Yüzüm gözüm.
Sabit frekansa takıldık şu an EM'de. Sürekli tık 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 atıyor. Yapmıyordu. Bu bağlantı süreklilik var anlamında. Şu an Annesinin burada mısın Pumba? güzeli. Odadaki herhangi bir şeyi hareket ettirebilir misin? Kuvvetim, eğer buradaysan tek söylediğim şey senden sonra şey tatlı her şey öyle. Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Neden oldu? Bir olmadı. Biraz daha bekledim. Hatırlıyor musun? Bir şey söyledi. Onu da tutalım. Frekansı düşmüş. Geri. Tekrar atsana. Anne dedi. Anne dedi. Al ses. Anne diyor. Tüylerin diken diken oldu şu an. Duydun mu? Duydun mu? Burada mı yatayım yavrum? Bu odada mı yatayım? Açıyorum Baba bir niye kez daha. yatıyorsun? Ana kaydı dinleyeceksiniz. Çok net. Al ses. Cihazda söylemiyor. Cihaz kamera modunda kayıt yapıyor. Tarıyor. Kameraya al ses. Buraya fısıldıyor. Anne dedi. Bir şey soracağım ben ona. Burada mı yatmamı istiyorsun? İnanmıyorum. Alt ses bize anne diyor. Farklı bir yerde. Daha öncesinde neydin lan? Onu soralım. Anne. Anneciğim. Bir dakika. Onu dinlemek için gelmiştim zaten. İki defa ne diyor? Birinde sıkıyor, birinde kuvvetli diyor. O cephimizin duyduğu anne kuvvetli olan. Ben şuraya mı? Alt sesler var. Çok var yani. Ondan takip etmiş. Çok alt ses var. Frekansı taratmaya devam edelim. Çok aktif. Tamam geri. Ben bir ne şey soracağım. Şimdi gitsene şu an. Bekle. Şu an kayıtlı. Anneciğim bu odada mı kalmamı istiyorsun? Sana yakın mı olayım istiyorsun? Evet. Yeni tarıyorum. Yeni.
yapılmıştır. Burada mı uyuyayım anne? Sen de mi uyuyayım? Uyusun dedi. Uyusun mu dedi? Öyle bir şey uyusun dedi. Uyuyor. Uyusun dedi. Bir daha açar mısın? Uyusun dedi. Uyu dedi. Bak açıyorum. Uyusun dedi ben. Bak. Ben de uyusun. Uyusun dedi. İyi dinle şimdi. Kadar. Uyusun. Uyusun. Uyusun dedi. Tığında mı? Tığında. Tığında. Tığında dedi. Burada mı? Tığında dedi. Gel. Gel al. Dokunamıyorum ki. Bizi görüyor musun? Bir dokunsam. Bize dokunabilir misin? Çok özledim ya. O ses dışarıdan mı geldi? Söylen de erkekten mor. Bakar mısın? Söyle. İki kolumdaki tüylerde elektriklenme ve kıllarımda bir gezme oldu. Yani bir kıllarımı okşuyormuş gibi, kol kıllarımı. İkisi de aynı anda oldu. Bize dokunabilirsin. Hemen şu an. İzin veriyoruz. Bizden korkmana gerek yok. Devam edelim, devam edelim. Önemli bir şey söyledim. Onunla konuştuğu ses çok başka. Evet. Ona verdiği cevaplar çok başka. İletişim kurmak için çok zorlanıyor. Evet. Söylediği şeyler anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor ama zorlanıyoruz. Deniz. Artık. Kesmiyorum, dinleriz sonra. Deniz cin dedi sanki. Deniz tek dedi sanki. Sen de tek, sen de. Biz çıkalım, sen tek kalmak ister misin? Olur. Korkar. Korkar. Korkmaz. Ne korkuyor abi? Orada kalabilirsin. Senin yerin olabilir. Bence orada kal. Deniz buna yok, elleme hiçbir şey. Bence onu deneme. Çünkü bir hareketlik olabilir. Benim hırsızım. Tamam. Hiç olmaz. Tamam. 5 dakika buradayız. 5 dakika. Kapının önündeyiz. Özlediniz mi? Allah'ım. Anne. Oğlum.
O benim yüzüme döndü. Ağzına dikkatli ol. Nasıl almıştı baba seni? Yardım ben falan kaçırır gibi yalanlar söyleyeyim. İlk gün nasıl Luna neler yapmış sana hatırladın mı? Nasıl sevmişti, nasıl sevmişti sen geldin diye. Sonra bir daha bu sıkıntı. Odada tahammül ettim. Bir hafta dövdü de ama şimdi seni çok özlüyorum ya. Oğlum, yüzüm görüyorsun. Bak geldik. Şansı. En azından kapalı şey yap. Yaptı. Sonlandırmak üzereyim şu an. Anlayabildiğim cümleler oldu mu? Oldu. Bir iki tane. Bir iki. Ne dedi? Anlamadım ki işte. Bunları tekrar. Dinleyeceğiz. Şimdi kitap yaptık. Bu uzun bir kayıt sana ait oldu. Bu veda seansı. Kısa. Birkaç dakika sonra. Söylemek istediklerini dinlemek için buradayız. Kumbayla kesin iletişime kurduğumuza inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Ben onlar rica et. Gel dedim gel. Geri gel. Hepimiz seni çok özledik. Gel ama gel. Vücutla geri gel. Kim sana dokunabilir? Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Konuş. Konuş diyorum. Gel. Konuş diyorum. Konuştum. Konuştum yavrum. Bir tane. Canım. Bak. Yüzüm görsün. Seni çok özür. Bir dönüp gelsen. Ben her gün bakıyorum. Seni görebilecek miyim diye. Baktığım yerleri biliyorsun zaten. Seni bir bulsam geri alacağım. Ama yoksun ki. Bir üst al kendine ne olur ya. Çok özledim seni be. Senin bütün evini buldum.
özledim. İleride korkuyor. İleride ne uğraşma. Bana gelmek istiyorsan gel ya. Ne? Siz verdin. İleride de üzülüyorum canım. O da diyor ki, anne keşke ben fark etseydim. Ben ona diyorum ki, keşke ben fark etseydim. Gelirdi be ya. Bu kadar saçma bir şeyle de öleceğim. O kadar uğraştık ki seni kurtarmak için. Tumba geri gel. Tumba geri gel. Ama ben senin burada kalan bir canını götüreceğim bitti yere merak et. Şu an bulunduğun ortamda huzurlu musun? Kendi almadı ne de rahat bırak oğlum ya. Sanki Esat. Bak burada bir şey diyorsun. Diyorsun dedim. Diyoruz. Diyorsun dedi sanki. Biliyorum. Diyorsun. 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 Lütfen. Oğlum bırak, bırak, oğlum bırak. Gidiyoruz. Diyoruz. Gidiyoruz dedim. Net bir şekilde gidiyoruz. Teşekkür ederim. Gitti. Evet, bir beyazlık gördüm ben. Yanımda bir şey var. Oturdu mu? Oturdu. Pumba, sen misin? Sizin beyaz mı dedim? Buraya beyaz bir şey çıktı. Ben beyaz bir şey gördüm. Yan gözle gördüm. O ne? Kim lan? Devirmiş. Benim telefon mu devirmiş? Evet, devirmiş. Ve kayıtlı değil. Tamam ama benimki kayıt. Bu kamera kayıtlı. Ben de bütün sesleri aldım. Bitmiş, kapanmış, mümkünatı yok. Nasıl? %40 falandı yani. 10 saat kayıt yaparım. Hadi bilemez, abartmayayım da bir 2 saat. 2 saat kayıt yaparım yani. Tamam, kapanmış.
Çok az ses var bu arada. Burada var. Bu sıcak diye kapanmış. Şimdi dört diye seslerimiz yok kapanmış. Evet, evet. Tamam. Evet, sonlandırıyorum seansı. Detayları hep birlikte araçta paylaşacağız. Sizlere paylaşacağız. Lambayı al buraya.